Diğer arkadaşlar gelenler de. Aynı zamanda Topal'a da yoğunlaştık. Yaklaşık 87'den beri Fransa'da yaşıyorum. Fransa vatandaşıyım. Aynı zamanda Türkiye. Eskide Çin'le falan da çalışıyorum. Şu anda genel tüm anlamıyla Türkiye'de yoğunlaşmışız. Türk malı satıyorum genelde. Ne işle uğraştık? Şaban Bey'le beraber tekstil yapıyoruz uzun süredir. Daha fazla detayına da girmek istemiyorum. Peki, buyurun. Dışarı dışı yapıyoruz. Yaklaşık 10 senedir Fransa'dayız. Başlıyorum. Hoş geldiniz. Mesela bir arkadaşım gibi de Fransa'da Müslüman buzu yapıyorum. Kendi firmamız var, ailece çalışıyoruz. Biz de şimdi tüm siyaset organizasyonlar biz destek veriyoruz. Bizim faaliyetler tüm siyaset insanlar bize destek veriyor. Ben kendimi Fransız. Fakat hanım, başkonsolos, başkan, adım Sabit Yıldırım, kendim Elazığlıyım. İnşaat şirketimiz var, kaba işçilik üzerine, kaba işçilik üzerine. 15 senedir Paris'teyiz, Fransa çevresinde inşaat işi yapıyoruz. İlham Erbaba, Bitlis Arıcavazlıyım. 1981'den Fransa'ya geldim. 86'dan beri kendi aile şirketimiz var. Bu an için hazır giyim satıyoruz. Takım elbise, bayan, çocuk. Geldim öğretmenimiz. Ben öğretmen doğal. 87'den beri inşaat yapıyorum. Kalma işçileri, 4 kardeşim. Takımız o işi yapmışız. Kendim Elazığ'ım. Mustafa Cebeci, Aslen Gümüşhaneliyim. Fransa'da inşaat şirketimiz var. Biz de mermer işiyle uğraşıyoruz. 4 senedir Fransa'dayım. 3,5 senedir bir sektörün içindeyim. Herkese katıldığınız için teşekkür ederim. Samsunlu. 98'den bu yana Fransa'da ikamet etmekteyim. 3 yıllık inşaat sektöründe firmam var. Sıva ve pisin işinde uğraşıyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Hangi bölüm? Fransa Türk öğrenci değil, AVF'de. Nasıl? Çok sultan. Adana'm. 30 senedir beri Fransa'dayız biz de. Genel olarak bankaların, büroların giriş çıkışları kontrollerini, yani kontrol dekseli bunlar, video surveillance, o işlerle uğraşıyoruz. Ondan. Belediye alıyor. Tabii hedef daha büyümek, daha işte tüm şehrin şeyinden direkt işlere girmek. Bize tekrar ayrıca müşterimiz şefimiz. Ben İlhan Çorum. Adım Ramazan Çelik. Kamus okulunda elektroteknik öğretmenim. 6 senesinden beri inşaat sektöründeyim ve özel olarak sıvı tesisat yapıyorum kombiye. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bu kadar. Fransa'da ikamet etmekte bulunmaktayım. Aynı zamanda inşaat sektöründe çalışıyorum. Boya üzeri. Ve aynı zamanda Paris İnşaat Vakfı'nın Semerkant sorumlusu. Kendim de Erzurumluyum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sonuçta mevcut Paris'te yaşıyoruz. Restoran dışında uğraşıyoruz. Elazığlıyız, kardeşimiz. Ne restoran dışında yapıyorsunuz? Restoran dışında uğraşıyoruz. Nerede? Paris'te. Paris. Yapıyorsunuz, kazandırıyorsunuz, işçi çalıştırıyorsunuz. Evet, buyurun. Evet, merhabalar. Benim ismim Hasan Bozman. Antep doğumluyum. 97'den beri Paris'teyim. İnşaatla uğraşıyorum. Emre Ali Yaşık, Adıyaman doğumluyum. Ben de 97'den itibaren Paris'te yaşıyorum. İnşaatla. Daha önce kompleks yaşıyorum inşaat. İşte. Erzurum doğumluyum. Burada inşaat sektöründe ilgileniyorum. Esafirli olun. Hangi yüzlerini? Plogiye mi? Ne? Yok, genel. Masonlu general. Genel. Evet. Ben Fatih Ajans de Voyage sorumlusuyum. Paris bölge sorumlusuyum. Genel merkezimiz Almanya'da. İnşallah umut ediyoruz ki 7. ayın 1'inden itibaren Paris'ten de haç ve dünyanın bütün her tarafına yolculuk, bilet işlemlerimiz falan başlayacak inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah çok güzel. O zaman benim size buradan alıp vizelerini ona göre almalarını sağlayalım. Tamam mı? Okul meselesine gerek yok geçen kadar. Türkiye için bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Dünyanın hiçbir ülkesi için sorun yok.
Şimdi solidarite geçerlidir. Hiçbir şey yok. Ama hani siz şimdi bir an önce yükleme yaparsanız burada sıkıntı oluyor. Yani hakikaten günde 1200 kişiye çıktı. Yani toplantının amacına uygun konuşalım. 1995'ten itibaren biraz önce arkadaşımız da dediği gibi ortağımın tekstil toptancılığı yapıyoruz. Burada bilgileriz. Şimdi bu görevdeyiz. İnşallah hep birlikte bilgilere de adım atıp ileriye gelen kişiler yapabiliriz. Teşekkür ederim. Konfeksiyoncular var, restorancılar var, dönüşüm yapmış olanlar var, konfeksiyonlar, inşaatlar. Tabii haliyle iş adamı dediğimiz önce karını düşünecek, ondan sonra hayatta kalmayı düşünecek. Ondan sonra da yanında çalışanlara iyi imkanlar sunmayı düşünecek. Onların sayesinde de gelişecekler, büyüyecekler. Yani burada iş adamlığı hiç kolay değil. Yani memleketinizde, Türkiye'de olsanız belki daha farklı bir atmosferde çalışmış olacaksınız. Bir kimlikle gelip burada başarılı olmak hakikaten zor. Ama sizler gördüğüm kadarıyla en azından tutunmuşsunuz, ilerliyorsunuz. Aranızda bildiğim birkaç kişi var, başarılı, çok başarılı. İnşallah daha da iyi olacağız. Hep birlikte, el ele. Bu derneğin de en büyük katkısı olacaktır. Onun için birleşmede her zaman fayda var. Her zaman bizim bir atasözümüz var, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Her zaman birlikten fayda doğuyor. Birlik, beraberlik içinde, dayanışma içinde ve bütün milli manevi değerlerimizi de gözeterek hep birlikte gayet iyi bir kalkınmanın içinde olacağız. İnanıyorum ki böyle bir girişimin başlaması, siz çığ gibi büyüyeceksiniz. Siz, bu salon sizin için bir sonraki toplantıda yeterli olmayacak. O bir dahaki toplantıdaki salonunuz da bir sonraki toplantıda yeterli olmayacak. Göreceksiniz. Bu sözlerimi hep yani bizler burada geçici memurlarız. Geliyoruz ve işte belli bir süre görev yapıp ayrılıyoruz. Ama sizler kalıcısınız. Bu kalıcılığınızın devamında da iyi sonuçlar almaya bakmalısınız. Çünkü birliktesiniz. Birlik olmak her zaman için önce belli bir amaç için çalışmak demek. Ve ihtiyacımız olduğunu inanıyoruz. Murat Bey'in de vurguladığı gibi sizlere daha iyi bir şekilde hizmet etmek adına ben avukat olarak Filistin'as birkaç yıldır avukatlık yapıyorum Paris bölgesinde. Zaman zaman seminer veya hotline veya yardım etmek adına sizlere prezentasyonlar yapılacak işlerinizde daha iyi başarılı olmanız için hukuk anlamında avukatlık, danışmanlık bütün bu alanlarda gerektiği zaman artık destek bulabileceksiniz tüm siyaset sayesinde. Şimdi benim ofisimden bahsedeyim. Ben 6 yıldır avukatlık yapmaktayım Fransa'da. Paris bölgesinde özellikle. İlk önce Amerikan firmalarında çalıştım. Orada tecrübe edindim. Ticari alanlarda şirketler hukuku, banka, finans, borsa, gayrimenkul hukuku. Yani işletmenin ihtiyaç duyduğu bütün avukatlık ve danışmanlık hizmetleri alanlarında. Yani ticari alanlarda. Aynı zamanda siz yani üye olarak, cinsiyet üyesi olarak özel koşullardan faydalanabilecekseniz hepinize yani başarılar diliyorum. İnşallah olur mu ve güzel başarılı disiplini ve düzenli işte diliyorum. Üyelerimizden projelerimiz var mesela hemen çatma anlatayım projelerden. Sıra burada şu anda bir 10 kişilik bir ortaklıkla ihalelere girmek için nasıl bu Bouygues Vinci gibi bir şirketler ortaklaşa her ile ihaleleri aldıkları gibi biz de onların gücüne tabii şimdi ulaşamayız da bir 10-15 yıllık bir projemiz var orada. Paris'te 12 Şubat'ta açıldık. Ortalama 4 ay oldu. Ortalama 4 ay oldu. 4 ay içinde 30'a yakın üyemiz oldu. Hepsi şu anda burada değil ama çağırdık.
Bazıları gelememişler belli. Projelerimiz mesela tekstil olsun, inşaat olsun. 4-5 tane ortak böyle güzel bir sermayeyle, 150-200 bin olup bir kapitalle güzel işler yapabilmek. Aynı zamanda o şirketlerin sahipleri kendi şirketlerini zaten tutacaklar. Ve bu konuda ne olacak? Maddi sıkıntıları olmayacak. Bu kapital ve kapasiteyi yükselecek, sermayesini yükselecek. 2-3 yıl sonra güzel bir şirket olduğu zaman zaten çalışır halde direkt büyük işlere girme kapasiteleri olacak. Şu anda inşaatçılarımız gerçekten hepsi güzel işler yapıyor mu? Çoğu sous-traitant olarak yapıyor. Onun önüne gelip sağlayıp o bankalara daha ciddi, dürüst olarak çalışmak, yolunu açmak, onlara yardım, üyelerimize yardımcı olmak. İnşaat sektöründe malzeme satıcıları diyelim ki, yani bir örnek inşaat uğraşı yaptık. Bugün bir, yarın bir gün ileriki safhalarda eğer 100 üyeye ulaştığımız takdirde 100 kişiyle bir inşaat firmasının malzemecisinin kapısını çalıp şu kadar üyemiz var, sizde şu kadar indirimli bir fiyat talep ediyoruz. Bunları birleştirip böyle belirli inşaat malzeme firmalarıyla anlaşıp malzemeler daha uygun fiyata. Fransa Rehberi diye bir dergiydi. Bunu yapan kim? Can Ajansı diye bir ajans. Çok güzel. Tebrik etmek lazım onları. Geçmiş, buradakilerin bir çoğu da bilir herhalde. Bu Can Ajansı falan en yoktu herhalde. Geçmişte ben her eve göndereceğiz diye mutlaka gittikleri yerde söz verdi. İşte biz her eve gireceğiz. İşte sizin ürünleri her evde tanıtacağız. Tamam. Ben bu an biraz konuşmadan bahsettim. Biraz şey yaptım. Baktım biraz da üflemeye başladı. Bu açıdan girmeden ama birçok insan...